Hayal et, düşün. Kendine bir hedef belirle. Hedefine inan, çalış. Hatta hayalini de hayal et. Göreceksin, başaracaksın. Hayalindeki yaşamdan herkese merhaba. Bugün yine hayaller peşinde koşacağız. Ama bu hayal, evet, başarı hayali. Başarıyla ilgili ve başarının, evet, son hedefe ulaşmasıyla ilgili çok önemli bir birlikteliğimizi bugün sizlerle her yönde paylaşacağız. Babamın anlattıkları, kızımın anladıkları. Biz bu başlık adı altında, bu konuda yazılmış bir baba kızın kitabını enine boyuna bir başarı öyküsü haline yaşanmış, evet, bilfiil yaşanmış ama farklı yaşanmış ve hedefe ulaşmış bir konuyu ele aldık. Babamın anlattıkları, ama babamızı özellikle almadık bu programa. Babamız aslında Türkiye'de ve dünyada yazar, danışman, eğitim uzmanı. Sevgili hocamız İnan Ürkmez. Evet, kızı da Cansın Ürkmez. Öğrenci kızımız. Ve üniversite sınavına hazırlık aşamasında özellikle sevgili hocamızın, belki de dünyada, Türkiye'de demiyorum, ilk uyguladığı bir yöntem. Onun için ben bir başarı öyküsü dedim. Başarı öyküsü, bunu hep beraber yaşayacağız. Bir performans ve potansiyel konusunu, evet, bu kitabın tam öz ana fikri olarak tartışacağız. O bakımdan potansiyel performansa dönüşür mü diyeceğiz. Potansiyel performansa eşitlenebilir mi diyeceğiz, ama aslında kitabın tam içeriği içinizdeki sizi keşfetmek için biz bugün buradayız. Sevgili Cansın Ürkmez, Evet. Tekrar hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Ben Sağ ol. öncelikle sizi kutluyorum. Bir, şu anda üniversite öğrencisisiniz. Evet. Ve ilk okulu yurt dışında okuduktan sonra tüm hayatınız Türkiye'de geçti. Önce TED'de, sonra Özel Toros Üniversitesi. Lisesi. Üniversitesi özellikle diyorum. Çünkü üniversite hayatı gibi siz liseyi yaşadınız, her Evet, şeyi. haklısın. Ve arkasından Özel Başarım Okulu'ndan da mezun oldunuz ve bugün de Anadolu Üniversitesi, hayalinizdeki, evet, bir okulda, Eczacılık Fakültesinde okuyorsunuz. Evet. Evet. Tekrar hoş geldin. Teşekkür ederim. Sağ Nasılsın, olun. iyi misin? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Özellikle bugün çok iyiyim. Evet. Belki babanızdan, ki babanız şu anda izliyor bizi, özellikle almadım. O heyecanı yaşasın diye. Aslında ben bunu söylerken, herhalde ben her ikinizden daha fazla heyecanlıyım. Ben de bir baba olarak aslında belki de hayatımın en güzel programını yapmış olacağım. Teşekkür ederim. Ben de çok güzel bir heyecan deneyimliyorum şu an. Çok Görüyorum. mutluyum. Teşekkür Görüyorum ederim. onu. Babamın anlattıkları, kızımın, ki kızı Anladıkları. sizsiniz, anladıkları nasıl oluştu? Şimdi burada, şimdi bu kitapla ilgili bir takım tanıtımlar yapacağız. Çok da güzel bir burada bir kapak oluşturulmuş ve Türkiye'nin önde gelen bu konudaki eğitim uzmanlarından Profesör Doktor Altaş'la bağlantılı da çok güzel bir ön sözü var. Acar Baltaş, Profesör Doktor Acar Baltaş'ın öncelikle bir sunumu ve kitap ile ilgili çok önemli
ve övgü dolu. Hem babanız hem de sizi ve bu konuda sadece üniversite sınavına hazırlananları değil, eğitimin içerisinde olan, belli bir hedef içerisinde olan, herkesi ilgilendirdiğini bir hocamızdan, bir başka hocanın, Türkiye'nin önde gelen bir hocamızdan bunun sunulması çok ayrı kıvanç verici bir şey. Bu anlamda da sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Gelelim, bu kitaba hangi aşamada başlanıldı? Burada 21 tane mektup var değil mi? Evet, 21 tane. Evet, 21 tane mektupla aslında eğitime çok önemli katkılar sağlanmış ki konu başlıklarını biraz sonra. Bu konu başlıklarıyla, mektuplar ve cevaplarıyla ki babanızın yazdıkları ve sizin buna verdiğiniz cevaplarla bir konuyu işleyeceğiz. Sözü de zaten, asıl sözü de bu anlamda size bırakacağım. Bu sizin hangi sınıftayken, belli ki üniversite hazırlık aşamasında başlamış. Böyle bir kitaba neden ihtiyaç duydu? Ve hangi aşamada size böyle bir mektup geldi? Mektup geldiği zaman ne hissettiniz? Şöyle, babam dediğiniz gibi yazar ve danışman. Şirketlere de danışmanlık yapıyor. Aynı zamanda bu sınav sürecindeki öğrencilerle de özel birebir danışmanlıklar veriyor. Ben de 11. sınıfa geldiğimde 2 yıl vardı önümde sınava hazırlanmak için. Ve babam benimle de böyle bir sürece başlamak istemiş. Bunu ben sonrasında ondan dinliyorum. Nasıl yapabilirim, bu paylaşımı en verimli şekilde ona nasıl verebilirim diye düşündüğünde böyle bir fikir gelmiş. Mektuplaşma şeklinde ben hem ona bir şeyler vermiş olayım hem de onun beni anladığını göreyim gibisinden düşünmüş. Ve benimle bu fikri paylaştı. İlk başta amaç aslında kitaba dönüşmesi değilmiş kendi kafasında da. Evet. Bunu biz konuştuk sözel olarak. Ama hani ilk önceliğimiz bu süreci ikimizin götürmesi. Hem baba kız ilişkimiz için çok güzel bir şey olacaktı. Hem de bu süreçte gerçekten bana çok büyük katkısı olacaktı. Sadece dersel anlamda da değil. Kendimi ruhen beslemem için de çok güzeldi gerçekten. Çünkü içinde bildiğiniz gibi 21 mektubun yarısından fazlası da hayata karşı değerlerle ilgili. Bu benim için de çok önemliydi. Ve sonra mektuplaşmaya başladık. Evet. Babamın isteği şöyleydi. Kendisi bilgisayar ortamında yazıyordu ve onu bana çıktı halinde veriyordu. Ama hiçbir zaman mesela elden bir mektup almadım. O sihir, o heyecan bozulmasın diye. Biraz da iz bırakması yönünde. Evet, daha iz bıraksın diye. Çünkü aynı evde yaşıyoruz. Hani hak verirseniz ki çok zor bir şey. Bir postacının mektup getirmesi. Öyle olunca odamda, komodinin üzerine, yatağımın üzerine, kitaplarımın arasına böyle ara ara oralarda buluyordum ben bu mektupları. Birinci mektup hangi konu için alıyordu? Alışkanlıklarla ilgili birinci mektup. Yani sizin ne tür alışkanlığınız vardı ki bu alışkanlıkların herhalde değiştirme konusunda olsa gerek. Öyle anlıyorum. Evet, yani iyi alışkanlıklarım da var tabii herkes gibi. Kötü alışkanlıklarım da vardı beni kötü etkileyen. Bunları fark etmemi sağladı o mektup ve kendimi bir eleştirmemi sağladı dışarıdan bakarak. Öncelikle zaten önceliğimiz sınav süreciydi. Sınav sürecinde beni kötü etkileyen alışkanlıklarımdan kurtulmamı kolaylaştırdı benim için o süreçte. Neydi kötü alışkanlığımız? Örneğin veya alışkanlıklarımız? Günümü önceliklerime göre belirlemek. Yani burada mesela hedef koymak çok önemli. Belki sonra yeniden sizinle konuşuruz bunu. Bir gün içerisinde o an istediğim şeyi yapmaya eğilimliydim biraz daha. Ama bunun yanlış bir şey olduğunu gördüm. Yani benim hedefime göre önceliklerimi belirlemem gerekiyordu. Ve ona göre bir günü yaşamam gerekiyordu. Ancak böyle hedefime hizmet edip başarıya ulaşabilirdim. Mesela bu benim beni kötü etkileyen bir alışkanlığımdı. Veya işte telefona, bu elektronik aletlere olan düşkünlüğüm her genç gibi. Evet. Bunu da yavaş yavaş bırakmamı sağladı babam. Sohbetlerimizde, onların sonucunda. Ve bunlar gerçekten beni bu süreçte güzel etkiledi. Sevgili Cansın, bu konulara devam edeceğiz. Özellikle bu konu başlığının bu girişten sonra çok önemli şeyler söyleyeceklerinizi biliyorum. Konumuzla ilgili 4 dakikalık özellikle farklı bir sunumumuz var. Hedeflerimiz ve başarıyla ilgili ve inanmayla ilgili. İnanıyorum ki hem size hem de izleyicilere çok önemli şeyler verecektir. Sevgili izleyiciler, bugün 4 Eylül 2019 Çarşamba ve saat
18-13. Sunumumuz sonrasında yine birlikte olacağız. Buyurun efendim. Uzun bir yola çıktım. Başı karanlıktı. Ben kendime inandım. Onlar bana inanmadı. O iş olmaz. Sonra üzülürsün evladım. Hevestir geçer dediler. Ama ben vazgeçmedim. Bu işler sana göre değil. Yapacaksın da ne olacak? Gerçekçi ol abi. Yola çıkmıştım bir kere. Bu yolda koşmayı seçtim. Seni yarışa almaz mı? Kriterlere uygun bulunmadı. Başvurunuz reddedildi. Seni aşar dediklerinde engelleri aştım. Sen maraton koşamazsın. 6 kilometre, 32 dakika, 5 saniye. Beni aşağı çektiklerinde bir adım yukarı çıktım. Önümü kestiklerinde bile... Senin gücün yetmez. Hızımı kesmedim. Sen kendini yor. Hiç deneme. Oğlum uğraşma bunlar. Antrenman bitti. Eski Yunanca'da zamanı açıklamak için iki kavram kullanılırmış. Bunlardan bir tanesi Kronos. Kronos, kronoloji kelimesinin köküdür. Yani zamanı doğrusal açıklar. Kairos, zamanın içine nasıl doldurduğumuzu gösterir. Huzuru ve mutluluğu yakalayabilmemiz için ne yapmamız lazım? Kronos ile Kairos'umuzu eşitlememiz lazım. Hedef, davranışa yön verir. Her hedef kişiden farklı bilgi, farklı davranış, farklı düşünce ister ve bekler. Bilgi beyinde varsa davranışa dönüşür. Sen kendini neye hazırlarsan o da kendini sana hazırlar. Alın teri akıtmak kolay, akıl teri akıtmak zor. Her insanın iki doğum günü vardır bu hayatta. Birincisi doğduğu gündür. İkincisi niçin doğduğunu anladığı gündür. Birçok insan ikinci doğum gününü anlamadan ve yaşamadan ölür. İnsanlar 3 yılda, 5 yılda, 10 yılda değişmez. İnsanlar anında değişir. Anında değişir. Aile bir hamur. Hamurun içerisinde anne babanın çocuklarının payı var. Hamurun oluşturan parçalardan birisisin ama aynı zamanda bir bütünsün. Onun için aile kavramı çok önemli. İyi bir ailenin göstergesi. O ailede atılan kahkahaların sayısıyla ölçülür. Bir ailede kahkahaların sayısı gün geçtikçe artıyorsa o ailede iyi şeyler. Umutsuz durumlar yoktur. Sadece umudunu kaybetmiş insanlar vardır. Unutmayalım, umudu olmayanın atı koşmaz derler. Hiçbir zaman başarıyı bir tesadüf olarak görmeyelim. Hayal kurmak, başarının ve motivasyonun başlangıç noktasıdır. Enerjisidir, benzinidir, yakıtıdır. Unutmayın, gerçekçi olmayan hiçbir hedef hayali geçemez. Bu söylediklerimin çok önemli olan bölümünü aslında az önce izledik. Necdet Turhan, ODTÜ'de üniversitenin son sınıfına kadar gören, engel olmayan bir kişi. Bir anda görme engelli oldu. Ama
görme engelli olmasına rağmen kendisi önce hayal kurdu, inandı, çalıştı. Başkalarının olmaz demelerine rağmen bir şeyi gerçekleştirdi. Hem de görme engelli bir kişinin, atletin maraton koştuğunu, hem de 5 kıtada. Türkiye'nin ilk görme engelli maraton koşan kişisi oldu. Yine sunumumuzda olmayan ama dünyaca ünlü yine Türk, doğuştan görme özürlü ressamımız Eşref Armağan. Eşref Armağan görme özürlü olmasına rağmen bugün ünlü bir ressam. Görüldüğü gibi yeter ki önce isteyin. Kendinize hedef belirleyin, çalışın ve kendinizde olanlarla kalmayın. Gerektiği zaman dış yardımı da kimlerden nasıl olacağını ortaya koyabilirim. Bugün zaten bu bölümün tamamını işleyeceğiz. Zaten başladık. Birinci mektupla beraber. Ve siz sevgili Cansın 21 mektubun birincisine başlamıştınız. Evet. Ve siz üniversite hazırlığına başladınız. 2 yıl sonra sınava girme aşamasındayken babanızdan bir mektup geldi ve siz önce şaşırdınız, okudunuz, incelediniz ve sizdeki eksiklikleri bu mektupta mı anladınız? Yani her insan bazı eksikliklerinin farkında olur, bazılarının olamaz. Evet. Aslında ya bence böyle. Ben farkında olduklarımı pekiştirdim, olmadıklarımın da farkına varmamı sağladı bu mektup. Yani beni bir nevi harekete geçirdi. Hani bazen bir şeyin farkında olsak bile harekete geçmekte geç kalıyoruz ve zorlanıyoruz. Ama böyle yüzüme çarpan bir gerçek gibi orada bunu okuduktan sonra bunun beni istediğim yere götürmeyeceğini anlayıp değiştirme gayretine girdim. Ve gerçekten olumlu sonuçlar aldım kendim için. Peki önce böyle bir mektubu ve sizin çok sevdiğiniz alışkanlıkların bir yönüyle kaldırılması talebi var kibar bir şekilde. Evet. Siz buna tepki göstermediniz mi? İlk başta tepki gösteriyorsunuz. Özellikle o ilk bir iki hafta. Bir sorguluyorsunuz yani kendinizi. Hani kendinizde onun eksikliğini hissetseniz bile yaptığınız şey sizin hoşunuza gitmiyor. Evet. Ama bu da o dediğim önceliklere geliyor aslında. Yani orada benim bir hedefim olmamış olsaydı eğer, ben bunu neden yapıyorum diye kendime çokça sorardım herhalde. Yani sonunda beni bekleyen bir şeyin olması ve onun benim çok istediğim hem hayalime hizmet edecek bir şey olması hem de benim hedefim olması, evet, bu alışkanlıkları bırakmamda beni en çok yardımcı olarak beni bu yolda ilerleten şey oldu. Şimdi burada 21 mektup var ama evet, 21 de cevap var. Evet. Cevapları siz yazdınız. Evet. Cevap yazın talebi mi oldu yoksa siz yazma, cevap yazma gereği mi hissettiniz? İlk başta babamın istediği buydu. Ben sana bir konuda bir anlatı yapayım ve biz bir diyalog halinde bunu mektuplaştıralım demişti. Baktım ki bana mektuplar hani sürpriz şekilde geliyor. Ben evet, de o şekilde yapmaya çalıştım. Babamın işte çantasının içerisine, dosyaların arasına, masasının üzerine falan bırakıyordum ben de. Ve baktık ki bu gerçekten güzel bir yere gidiyor. Evet. Yani birinci mektupta ne cevap yazdınız babanıza? Birinci mektup şöyle aslında, biraz daha sonuç aldıktan sonra yazdım. Çünkü birinci evet, mektubu okuduktan sonra birkaç kez okudum ve kendimle hesaplaştım. Sonra onun üzerine konuştuk babamla. Yani o alışkanlıklarımı bırakma sürecim hafif hafif ilerlerken cevabı yazdım. O zaman anlamıştım yani. Alışkanlıkları bıraktıktan sonra mı yazdınız, bırakmadan önce mi? Bırakırken. Bırakma sürecinde evet, ama başlamıştım. Evet. Evet. Ve derken ikinci mektup. Bir yönüyle birinci mektupta sizin babanızın deyimiyle parazitleri görüp evet, sizi hatırlatması. Yani parazit dediğimiz burada bizim cep telefonu vardı. Ha, evet. Başka neler vardı? Arkadaş ortamı arkadaş olabilir. Ortamı. Gece geç uyku düzeninin olmaması olabilir. Evet. Televizyon seyretmeyle ilgili de var mıydı? Evet, olabilir. Bunlar da vardı. Hı hı. Şimdi bunları tabii babanız size bir yönüyle farklı bir şekilde anlatarak
hedefe ulaşmanızla ilgili bir yol gösterdi birincisinde. Evet. Yani sizin eksik bölümlerinizi böylece ortaya çıkarmış oldu. Hı hı. Siz de bu eksiklerinizi hedefe ulaşmayla ilgili kaldırılması gerektiğine, parazitlerin ortadan kaldırılması gerektiğine inandınız, başladınız ve birinci mektuba cevabı da yazdınız. Evet. İkinci mektupta neler vardı babanızın? Ya babam aslında şöyle, mektuplarda yalnızca söylediğim gibi sınav sürecine ilişkin şeyler aktarmıyordu bana. Mesela bu potansiyel ve performans denklemi vardır ya, siz de çok severek bahsedersiniz evet. Hep. Bu parazit deyince aklıma o geldi, ondan bahsetmek isterim. Potansiyel performansı eşitlendiğinde başarıya ulaşıyorsunuz. Babam hep böyle der. Bunu anlamam için birçok sohbetimiz oldu ve ben onların sonucunda şöyle bir şey anladım. Her insanın yetenekleri var. Kendine özgü yetenekleri var. Ama bu yetenekli olması onun yeterli olduğu anlamına gelmiyor. O yeteneklerini nasıl kullanacağını bilmeden, ki en başta farkında olmadan, yeterli olamıyor herhangi bir konuda. Evet. Bu yeteneklerimiz bizim aslında potansiyelimiz oluyor. Bu potansiyel dediğimiz yetenekler durağan şeyler. Yani keşfedilmeyi bekliyor orada. Biz ne zaman onları keşfedersek, ki o an yeterlilik içinde olduğumuz an oluyor zaten. Evet. İşte o zaman potansiyelimizi performansımıza dönüştürebiliyoruz. Ve bu zamanda da başarıyı yakalayabiliyoruz. O yüzden çok önemli potansiyeli performansı eşitlemek. Peki şöyle bir formül var kitapta. Hı hı. P eşittir B eksi P. P. Evet. Yani 3 tane P. Hı hı. Üçüncü eksi P dediğimiz nedir? O da parazitler. Yani az önceki saydığımız alışkanlıklar olabilir. Kötü alışkanlıklar. Evet, kötü alışkanlıklar olabilir mesela. Dıştan olan parazitler olabilir. Evet. Benim içsel alışkanlık gibi parazitlerim olabilir. Onu da fark edip yine en başında kendimizi tanımamız çok önemli çünkü. Potansiyelimizi performansa eşitlemeye çalışıyoruz. Evet. Ve o an kendi zirve performansımızı gerçekleştirmiş oluyoruz aslında. Yani kendimizi bir akış haline sokmuş oluyoruz. Ve ya bu var akış olan, hali... Var olan işte potansiyel bu ortaya çıkmış oluyor. Yani burada şunu anlatıyorum anladığım kadarıyla. Evet, bir potansiyel var. Herkesin bir potansiyeli var. Evet. Farklıdır. Tabii ki. İşte potansiyelin artırılması ile ilgili bir formülasyon değil bu. Değil. Sadece kişinin mevcut olan potansiyelinin insanlar kullanırsa hedefine ulaşır diye bir mesaj adeta. Evet. Yani insanoğlu böyle yaratılmış. Hı hı. Potansiyelini yeter ki işte performansı, yani parazitlerden kurtarılmış bir performansı yapılırsa başarıya ulaşılır. Bu mesajı anladım ben, doğru mu? Evet, evet doğru. İşte o an biz zirve performansımızı yakalamış oluyoruz. Evet. Ve akış haline geçiyoruz. Akış hali de bize muazzam bir ortam hazırlıyor. Yani ben herhangi bir konuda çalışırken elde ettiğim verileri, bilgileri, tüm birikimimi kullanabileceğim en verimli ortamı bana sağlıyor. Ve bu gerçekten başarının hani temel anahtarlarından biri olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü çok önemli. Kişinin kendini tanıması, kendine bir hedef belirlemesi ve bundan sonra o hedef doğrultusunda kendi potansiyelini fark edip onu performansa dönüştürebilmesi. Şimdi burada tabii çok önemli bir takım kavramlar da var. O performans dediğimiz böyle harekete geçirmeye göre kolay bir şey değil. Değil. Veya alışkanlıklardan kurtulmak da veya işte kötü alışkanlık diye tabir ettiğimiz parazitlerden de kurtulmak öyle kolay bir şey değil. Şimdi burada kurtulmayla ilgili sadece kendinize bir hedef ortaya koyup hedefe ulaşmayla ilgili böyle olursa dedi ama arada bunun başarıya ulaşmasıyla ilgili başka ne tür mektuplar oldu, oluştu? Hayatı besleyen aslında. Yani evet, bana hayatı daha kaliteli yaşamamı sağlayacak bir donanım oluşturan mektuplardı. Örneğin değerlerle ilgili bir mektup vardı. O beni en çok etkileyen mektuplardan biri. Evet. Hani hayatta biz değerlere göre yaşıyoruz. Nedir bu değerlerimiz? Hepimizin farklı değerleri var aslında. Bazı değerler toplumda alkışlanan değerler. Yani bizi olumlu sonuçlara götüren, olumlu ilişkiler içerisine sokan değerler. Ama bazıları da bizi olumsuz sonuçlara götüren ve etrafımızdaki insanlar tarafından da çok hoş karşılaşılmayan değerler. Örneğin yalan söylemek kötü bir değer. Ama bunu huy haline getiren insanlar da var.
ya da karşındakine saygı göstermek, erdemli olmak, cömert olmak, bunlar da değerler. Bunlar hem bizi hem de birlikte yaşadığımız çevreyi gerçekten olumlu etkileyen şeyler. Babam şöyle söylüyordu mesela mektupta, değerli insanlar olgun insanlardır. Yani olgun insanlar dışarıdaki şartlara göre değişip o şartlara uygun davranmazlar aslında. Kendi değerlerine göre ve kendi kararlarına göre davranırlar. Hani bir çizgileri vardır ve o yüzden daha sapmadan kendi yollarında emin bir şekilde ilerleyebilirler. Bu değerler mesela çok önemli bence. Bunun önemini görüyorum yaşarken kendi hayatımda. Şimdi tabii burada iki kavram daha kitapta işlenmiş. Hı hı. Kronos ve Kairos. Evet. Özellikle bunu anlatırken bir insanın doğrusal yaşı olabildiği gibi değersel yaşı, az evvel ifade ettiğiniz gibi içi dolu dolu yaşadığınız bir hayatı da bir yönünde ifade eden Kairos. Bir insan, şu anda kaç yaşındasınız? Ben 21 olacağım 2 ay sonra, 20 yaşındayım. Yani siz özellikle babanızın anlatımıyla Kronos yaşınız 21. Evet. Yani doğduğunuzdan başlıyor şu anki duruma göre. Ama tabii burada önemli olan bu yaşın dolu dolu olması gereken gibi yaşanmış olması bir yönse Kairos'unuzu bir yer ortaya koymuş oluyor. İşte bunun içerisinde değerler var, iyiler var, iyi uygulamalar var vesaire. Ve hedef çizgi de Kronos ve Kairos birbirlerine eşitleninceye kadar insan çalışmalı, uğraşmalı. Biraz da bu kavramlar üzerinde de durulmuş kitapta. Kronos'unuz Kairos'unuza eşit olsun, eşitlenmeli şeklinde de bir ana bir temayla burada bir oluşuma bir imza atmış aslında babanız. Çok da önemli bir kavram. Siz şu anda kendinizi Kronos ve Kairos yaşı olarak değerlendirdiğimiz zaman eşitlenmiş görüyor musunuz? Olması gerektiği kadar eşitlediğimi düşünüyorum. Elimden geldiğince yapabildiğim bu. Bunu yapmak istiyorum ben de. Ve hani fiziki yaş ve biyolojik yaş kavramlarında da babam çok bahseder bunlardan. Bazen hani düşünüyorum, 20 yaşındayım. Bir kitap yazdık babamla beraber. Bu aslında çok da büyük bir sorumluluk. Evet. Babamla yaptığımız sohbetlerde de şunu bahsediyor bana. Ben 30 yaşında veya 40 yaşında alacağım deneyimleri, ancak yaşayarak tecrübe edebileceğim şeyleri tabii ki o yaşta tecrübe edeceğim. Bu çok değerli bir şey. Ama bunu tecrübe etmiş biri var. Çok yakınımda, en yakınımda babam, annem aynı şekilde. Onların tecrübelerini dinleyerek de kendime çok önemli çıkarımlar çıkartabilirim. Yani 30 yaş değil ama belki beni 3 ay, 3 yıl geriye atabilecek nitelikte şeyler de kendime alabilirim. O yüzden gerçekten doğru insanların yanında olmak ve çevremizde olan olayları doğru şekilde anlayıp o çantamıza koyabileceğimiz güzel mesajları doğru almak gerçekten çok önemli kişisel olgunluğumuz için. Evet, aslında sevgili hocamız İlhan Hükmez babamız her ne kadar aramızda değilse de ben aslında aramızdaymış gibi daha önceki programlarımızdan bir takım kesitler aldım. Özellikle ana temalarını cümleler haline dönüştürdüm ama az önceki sunumda da izlediğimiz çok önemli tüm ailelere söylediği müthiş bir sözü var. Başarıyla ilgili, hedefe ulaşmayla ilgili. Ailedeki olan huzur, mutluluk, bunun tanımını demiş ki atılan kahkahaların sayısıyla ölçülür diyerek orada bir yönüyle aile içindeki bireylerin, aslında bireyler çocuk olabilir, beyi olabilir veya beyi ise eşi olabilir. Buradaki birlikte işte mutluluk, özellikle işte o Kairos dediğimiz yaşın Kronos'a eşitlenmesini sağlayan ailenin içindeki en önemli unsur olarak ortaya koymuş zaten. Evet. Benim merak ettiğim bir şey var burada. Özellikle yine birinci mektuba biraz atıfta bulunmak istiyorum. Babanız bir eğitimci ve ünlü bir eğitimci. Kendisini yıllardır buna adamış.
18-20 civarında kişisel gelişim üzerine kitap yazmış ender kişilerden biri. Peki babanızın bu mektubu olmamış olsaydı, o ilk başlangıçtaki hedefinize ulaşmayla ilgili parazit diye tanımladığımız bu kötü alışkanlıkları siz zaten farkında görüyordunuz ama bu alışkanlıkların ortadan kaldırılmasıyla ilgili hiçbir çabanız yoktu. Böyle bir çaba, böyle bir uyarı olmamış olsaydı sizce ne olurdu? Yani üzülerek söylüyorum ki galiba bırakamazdım. Hani şu an düşündüğümde bunu düşünüyorum. Çünkü bazen dışarıdan gerçekten başka bir gözün sizi bazı konularda uyarması çok etkili oluyor. Ben onu görsem de o beni dediğim gibi çok hani mutlu eden bir şeydi o zaman. Ve çevrem hep onunla haşır neşirdi. O yüzden bana yanlış gelmiyordu bu. Ama ileriki süreçte bana ne kadar zarar verebileceğini, onunla ilgileneceğim zamanı başka şeylere ayırsam gerçekten çok daha etkili olabileceğini fark ettiğimde bunu bırakmanın doğru olduğunu anladım. Yani babanızın hatırı. Peki bu arada bizim buradaki hedefsel çizgimiz de şu. Hem bir taraftan kitabımızı tanıtım ama kitabımızın bir kere bu konunun içerisinde olan önce sizin gibi genç öğrencilerimize, üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize ve hayatın her aşamasındaki başarıya ulaşmak isteyen, hedefe ulaşmak isteyen herkese bir mesaj vermek için biz bu programla birlikteyiz. Şimdi farkında işte sizin babanız olmamış olsaydı bu insanlara bu farkındalığı yaratmayla ilgili veya farkına varmayla, hedefe çizimi ulaşmayla ilgili, tabii böyle bir babalar da yok ama dışarıda bu konunun uzmanları var. Evet. Bunlara ne tür şeyler söylersin? Mesela işte kitabın beni en çok heyecanlandıran yanlarından biri de bu. Evet. Yani bu kitabı okumalarını... Evet, çünkü. Yani çok güzel bir şey. Bu projede babamla birlikte ilerlerken artık mektuplar gerçekten düşündüğümüzden çok daha farklı boyutta bir güzelliğe ulaşmıştı. Ve aramızda konuştuk hani gerçekten bir kitap yaratılabilir bunlardan diye. Ve bir süreden sonra inanın şey olmaya başladı, hani artık çok daha farklı mektuplar oluşmaya başladı. Ya farklı derken en başından beri zengindi içerik olarak ama hani artık böyle direkt kitaba monte edilebilecek şekildeydi mektuplarımız. Daha dikkat ediyorduk yazım kurallarına olsun, o tarz şeylere. Ve sonrasında şunu düşünüyordum, hani zaten babamla böyle bir projenin içerisinde olmak başlı başına 20 yaşında bir kız için çok büyük bir heyecan. Ama aynı zamanda hayatımın çok önemli bir zamanında bana eşlik eden, bana rehber olan bu mektupların benim gibi bana benzer şeyler yaşayacak olan genç arkadaşlarıma da ışık tutabileceği, rehber olabileceği fikri beni çok heyecanlandıran bir şey. Yani sizin biraz önce o söylediğiniz şey bu. Hani bunu okurlarsa eminim ki, öyle umuyorum ki, gerçekten onların da kendilerinden bulabileceği çok fazla şey var. Bu süreç için kendilerini olumlu etkileyebilecek ve sadece bu süreçte değil, hayat çizgisinde, tüm hayatları için kendilerini birkaç adım öne götürebilecek ve kendilerini iyi etkileyebilecek birçok paylaşım var burada. Şimdi burada şöyle bir şeyi ben sizinle paylaşmak istiyorum. Ben burada atsız alkoliklerle ilgili bir program yaptım birkaç defa. Burada şunu gördüm. Kötü bir alışkanlık içerisine giren. Bir yönü benzetiyorum da zaten. Bu olayla benzeşme de görüyorum. Alkolik olan bir kişi normal hayatı aslında yerine getiremiyor. Görevlerini yerine getiremiyor diyelim biz. Ama çoğu zaman da farkına varmıyorlar. Ama bir müddet sonra farkına varacak olaylarla karşı karşıya geliyorlar. İşte o arada kendi engelinin, parazitinin alkol olduğunu farkına varıyor. Ama bırakamıyor. Ama bırakmak istiyor. İşte burada da öğrenci kendisine bir hedef belirlemiş. Elbette tabii herkes en yüksek hedefi belirlemeli. Düşük hedefler olmamalı. Ama o hedefe ulaşmayla ilgili de çalışmak gerekiyor. Tabii bir alın teri. Evet. Akıl teri.
Yani burada akıl ve alın terini de biraz sonra size soracağım. Hı hı. Ne anlama geldiğini. İstemesi halinde alkolün olan bir kişi kendisi çözemiyor ama istiyor. Önce isteyecek. Öğrenci de önce isteyecek. Ben başarılı olmak istiyorum dedi. Evet. Ha, o arada dışarıdan bir yardıma ihtiyaç var. Nedir? Hekimdir alkolünle ilgili. Bir de atsız alkolikler dediğimiz alkolik olup alkolü bırakmış kişilerin bir arada olduğu bir uluslararası bir dernek. Atsız alkolikler. En sonunda dernekleştiriyor bunlar. Oraya giderek bu işlemlerin içerisinde gidiyorlar. Burada bu insanlarla birlikte yaşıyorlar. Ancak böyle bir doktordan da yardım alıyorlar. Ama bir daha o parazit dediğimiz alkole dokunmamak kaydıyla. Dokunduğu anda tekrar kötü alışkanlıklar ediniyor. Burada da öğrenci arasında bu böyle bir ilişki var değil mi? Yani kötü alışkanlığı bıraktı. Ya ben bir defa şunu cep telefonu söz gelimi veya bileyim, uzun dizi film izleme gibi kötü alışkanlıkları. Şunu bir izleyeyim dese tekrar o kötü alışkanlığa başlar değil mi? Tabii ki. Yani alışkanlık hani adı üstünde birkaç defa üst üste yaptığımızda evet. Bir sürerlik arz ettiğinde artık bizde alışkanlık haline geliyor bu. Ve dediğiniz gibi hani onu bırakma sürecinde evet. Özellikle kökten onu bir kesmek gerekiyor diye düşünüyorum. O zaman yardımı sizce bu tür kişiler sizin yardım alacağınız babanız var. Babanız zaten bu işi çözmüş. Herkes sizin gibi bu konuda şanslı olmayabilir. Ama aslında şanslı da çünkü ülkemizde okuduğu okulda var. Çoğu zaman da bunlar bir bedel de ödenmiyor. Yeter ki istesin öğrenci. Yardım edecek olan her okulda rehber öğretmenler var veya benzeri dışarıda da kişiler var mı böyle? Vardır eminim ve ben şunu görüyorum, benim kız kardeşim de sınava hazırlanıyor şu an. Evet. Gerçekten çok bilinçliler. Yani hani benim zamanımda da öyleydi arkadaşlarım belki ama şu an daha bilinçli olduklarını görüyorum. Çünkü artık ülkemizde sınav hani çok olağan bir şey oldu. Her evet. Yaş grubundan kişi giriyor. İyi mi kötü mü bilemiyorum ama giriyorlar ve daha bilinçliler bu konuda. Bence öncelikle herkesin kendini tanıması lazım. Yani ben doğrularımla yanlışlarımla bir bütünüm. Eksikliklerim de benim eksikliğim, fazlalığım da. Dediniz ya hani herkes en yüksek hedefi belirlemesi lazım. İşte düşük hedef doğru değildir. Tabii ki öyle ama benim için yüksek olan hedef belki başka biri için düşük kalacaktır. O birazcık kişisel bir şey. Yani kendimizi tanımalıyız ki biz kendimizi en uygun hedefi seçmeliyiz. Belki içimizde böyle kocaman bir galaksi var. İçinde bir sürü yıldız var ama hangi yıldız bizim bilmiyoruz. İşte hedefimiz aslında bizim kendi yıldızımızı bulmamızda yardımcı oluyor bize. Ki onu bulalım ve parlatalım. Şimdi şöyle bir çok da hoşuma giden ünlü bir şairimizin sevmeyle ilgili bir tanımı var. Sevmek için yürek, sürdürmek için emek gerek. Evet. Sevgi ne boğazda ne mum ışığında yemek demek ne de pahalı pırlanta demek. Sevgi bir lokmada iki mutlu insan demek diyor. Şimdi burada işte sevmek hedefimiz olsun. Hedefe ulaşmak için emek lazım. Ama önce de istedik. Yürek lazım bunu istedik. Emek, işte o emekler için istemek kolay, yapmak zor, zor değil mi? Evet. Peki alın teri nedir, akıl teri nedir buradan bağlantı kuracak olursak? Akıl teri çok daha kıymetli bir şey oluyor. Çünkü siz alın terini fiziksel olarak da akıtabiliyorsunuz, verebiliyorsunuz. Ama akıl terinde gerçekten bedeniniz, zihniniz, her şeyinizle odaklanıp yapmak istediğiniz o her neyse... onun uğruna çok büyük emekler sarf ediyorsunuz. Belki bir ay, belki bir yıl, belki 10 yıl. Yani öğrenmenin hem yaşı yok hem de hani hiçbir şekilde durmayan bir şey. O yüzden bu emekleri veriyorsunuz ve akıl teri akıtıyorsunuz. Çok önemli bir şey gerçekten. Yani o zaman özellikle akıl teri
İkisine de saygımız sonsuz ama akıl olmadan başarı elde edilemez. Zor. Zaten zor olan şeyi yapmak zaten başarı dediğimiz, hani kolay olsa da onun adı başarı olmazdı herhalde, evet. Değil mi? Biz başarılı insandan bahsediyoruz. Peki siz aileyle ilgili, ailede atılan kahkaha sayılarının mutluluk ve başarıyla ilgili çok önemli anahtar olduğunu hocamız ifade ettiler. Sizin evde kahkahalar bol atılıyor mu? Atılıyor. Ben bunu üniversiteye gidince ne kadar şanslı olduğumu daha çok fark ettim. Evet. Yani hep farkındaydım ama bu kadar değil. İnanın ben Eskişehir'de okuyorum. Yani çok fazla yıl içerisinde ailemle birlikte olamıyorum. Ve oraya gidince o ortamı ne kadar özlediğimi her seferinde daha iyi anlıyorum. Hatta arkadaş çevremde çoğu kişi buna şaşırıyor. Hani normalde orası daha özgür ve gerçekten kendi kararlarımızı kendimiz vererek yaşadığımız bir ortam. Ama ben buraya gelmek için bazen gün sayıyorum. Yani orada da çok güzel, keyifli vakit geçiriyorum ama alıştığım yer burası olunca ve evimdeki o kahkaha bana gerçekten çok iyi geldiği için, evet, bu konuda şanslıyım dediğim gibi. Çok önemli bir şeymiş ki ben eksikliğini buradan uzakta olunca daha iyi anlıyorum. Şimdi kitapta kontrol algısı içeride olan insan, evet, kontrol algısı dışarıda olan insan kavramları var. Bu da işte başarıya gitmeyle ilgili kişilere yol gösterici çok önemli ve anlam ifade eden deyimler. Bunu biraz açar mıyız? Tabii ki. Kontrol algımızın dışarıda veya içeride olması da bana göre birazcık değerlerle ilgili. Evet. Benim kontrol algım içerideyse, yani kendim kontrol edebiliyorsam yaşantımı, kararlarımı, ben yönetirim. Günümü de ben yönetirim. Yapacaklarımı da ben yönetirim. Yani tabii ki dıştan gelen farklı faktörler var ama onların beni etkileyebilme ihtimalini en aza indiririm. Ve böylelikle gitmek istediğim yere daha az sıyrıkla gidebilirim. Ama benim kontrol algım dışarıda ise eğer, o zaman dışarıdan gelen diğer faktörlere çok açık olurum. Ve böyle olunca yolumdan sapabilirim. Hedeflediğim gibi, planladığım gibi ilerleyemeyebilirim. Ben konfor alanı içeride ve dışarıda dediğinizde bunu anlıyorum. Bu etki ve yetki alanları da burada çok önemli kavramlar olarak ortaya çıkıyor kitapta. Biraz bunu da açar mıyız biraz? Nasıl? Yani şöyle, bir insanın etkilediği alan kendisinin kontrol altında veya olmadığı. İşte yetki dediğimiz, her insanın yetkisi var mıdır? Kendi içinde. Kendi yok. İçinde vardır bence. Evet ama. Yetkili olduğu alanlar, evet, vardır her, yani alanda değil ama. Etki ve yetkili alanlarıyla ilgili kişilerin kendini bilmeyle ilgili, kendini tanımayla ilgili, uygulamayla ilgili de neler yapılabileceğini bu kitapta zaten izah etmiş babanız. Size de zaten bu konuyla ilgili ciddi şeyler ortaya koyarak en önemli orada bir kavramı daha var. Bir insan kötü alışkanlıkları var. Ne zaman değişir? Ne zaman değişir? Evet. Hani şöyle bir vuruyor ya, anında değişir i̇şte diyor. İşte anında. Evet. Ya bunun gerçekten kötü olduğunu anladığımda. Yani o alışkanlığım, evet, var benim ama ben belki onun kötü olduğunu farkında değilim. Yani bunu beni ne kadar kötü etkilediğinin farkında değilim. Yani bana verdiği zararları fark etmeliyim ki, beni istediğim yere götürmeyeceğini fark etmeliyim ki, bana ya da çevremi kötü etkilediğini fark etmeliyim ki ben onu kötü alışkanlık olarak adlandırayım. Evet. Ve o yapacak güç bende varsa, bu farkındalık dediğimiz gibi, hani potansiyeli performansa dönüştürmekteki performans gibi bir farkındalık varsa bende, ondan kurtulmak için ya da azaltmak için bir uğraş vereyim. Yani orada çünkü o kadar güzel kavramlar ortaya koyulmuş ki insanın davranışıyla hemen değişebileceğini ifade ediyor. İnsan ben değişiyorum diyerek olmuyor. Tabii. Davranışlarıyla ilgili önemli burada kavramlar ortaya koymuş. Bundan görünüyor ki kişi kendisi istediği zaman çözüm noktasını burada işte akıl teri akıtarak parazit işte Kronos Kairos'u da dikkate alarak, eğer bunun bilincindeyse kişi kendinde yapamayacağı şeyleri
işte etki yetki alan dediğimi dışarıdan da destek alarak nereden destek, nasıl destek alacağını bilirse başarıya ulaşabilir mi? Ulaşabilir. Ulaşabilir. Evet. Yani hiç kimse bu konuda karamsarlığa girmesin. Şu iddiayı da bulunabilir misiniz? Hiç kimse korkmasın. Siz kazanırsınız. İsteyin, hayal edin, hedef belirleyin, çalışın, hatta hayalinizi hayal edin. Böyle yaparsa başarıya ulaşabilir mi sizce? Birçok adımı var. Yani şu an böyle bir iddiada bulunmam altı ne kadar dolu olur hani gerçekten bilemiyorum. Çünkü birçok adımı var bence. O yüzden o adımların hepsini kendi isteğine uygun bir şekilde atarsa neden olmasın? Yani hepimizin bir potansiyeli var konuştuğumuz gibi. Önemli olan o potansiyelimize uygun performans geliştirip kendi potansiyelimizi dışarı çıkartabilecek hedefe ulaşabilmemizde. Benim hedefim başka birinin hedefi değil, o benim hedefim. Ve o başka birinin hedefi de onun hedefi. Bu da bizim potansiyelimize göre şekilleniyor. Ve önemli olan onu keşfedip oraya ulaşabilmekte bence. Her insanın potansiyeli vardır. Evet. Yeter ki performans göstersin, parazitlerden temizlensin diyorsunuz. 21 tane mektup. Evet. Şimdi ne kadarlık bir zaman sürecinde bu 21 mektup yazıldı? Yani bir yıla yakın. Üniversite sınavı olmadan bitti herhalde. Evet, bitti. Son mektupta sadece sonrasında benim cevabım niteliğinde babamın hissettiği 21. mektubun cevabı. Onun dışındaki 20 mektup üniversite sınavına hazırlanma sürecindeki mektuplaşmalar şeklinde. İşte o zaman şöyle yapalım. İşte başladığımız ilk başlangıç noktasından 21. mektuba kadar babanızın size ne anlattığını, sizin de bunlara ne cevap verdiğinizi şöyle bir kısaca anlatırsanız izleyenlere de çok önemli mesajlar vereceğimizi düşünüyorum. Bununla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum size. Tabii, tabii. Picasso'nun yaşamıyla ilgili bu. Picasso bugün bir restorana gidiyor yemek yemek için. Yoldan geçerken bir restorana giriyor ve bir yemek istiyor. O sırada Picasso'yu fark eden mekanın sahibi yanına geliyor, tanışıyor. Kendisine ne kadar hayran olduğunu söylüyor. Eserlerinin çok güzel olduğunu söyleyip onu tebrik ediyor. Ve sonrasında bir ricada bulunuyor. Efendim ben sizin yemeklerinizi hazırlarken siz de bana şurada bir şeyler karalasanız, hani küçük bir çizim yapsanız. Çünkü adam düşünüyor hani koskoca Picasso benim restoranıma gelmiş, onun için çok kolay bir şey. Ve 10-15 dakika geçiyor aradan. Picasso da bu teklifi kabul ediyor tabii ki. Bir şeyler karalıyor, kendince bir şeyler çiziyor ve bitiriyor. Yemekle beraber Picasso'nun çizimi de bitmiş oluyor. Adam geliyor ve soruyor. Bu benim mi şimdi? Diyor büyük bir sevinçle. Çok mutlu oluyor çünkü onu görünce. Ve Picasso şu cevabı veriyor. Evet tabii ki, yani değerini bana verirseniz buyurun. Bu evet, sizin için çizildi ve sizin. Adam şaşırıyor. Ama efendim diyor, siz burada 10-15 dakika içerisinde karaladınız, böyle bir şey çizdiniz ve bundan benim için, yani buna benim için bir değer istiyorsunuz, bir ücret istiyorsunuz diyor. Picasso da hayır diyor. Burada ben 10-15 dakikada hazırlamadım bunu. 40 yıl artı 10-15 dakikada hazırladım. Yani oraya kadarki süreçte gerçekten çok büyük bir emek harcıyor. Çok önemli bir mesaj. Evet. Bu. Ve orada aslında onunla çiziyor. 5-10 dakikada yapılmış bir iş değil. Ben bu mektuplarda bunu anlıyorum. Yani evet, sanki böyle babamın o deneyimlerini, fikirlerini süzerek adeta bana vermesini, o en önemli dediği, altını çizerek bahsettiği konularda beni uyarmasını zaman zaman, zaman zaman benim fikirlerimi merak etmesini. Çünkü hani asla bir baba, anne olsa da beni bu böyle diye zorlamadılar. Ben bu konuda da şanslıydım. Ama kendi fikirlerini bana benimsetmeye de çalışmadıkları halde ben benimsedim. Yani fikirleri bana mantıklı geldi. Ve bu süreç o yüzden benim için daha zevkli geçti. Gerçekten o işte yılların birikimini bana aktarmak istemesini, sizin de o söylediğiniz biyolojik ve fiziki yaşta benim kendi yaşımı en azından zihinsel olarak arttırabilmemi sağlamasını. Yani bu yolculuğunu bunlara borçluyum ben. Gerçekten benim için çok keyifliydi. Çok büyük kazanımlar elde ettiğimi düşünüyorum. Ve sonucuna geldiğinde de ikimizi de memnun eden bir sonuç evet, geldi bizim elimize. Ben üniversite öğrencisiydim artık. Hem sürecimizi tamamlamış olduk, hem de bizi mutlu eden bir sonuçla karşılaşmış olduk. Yani gerçekten çifte bir heyecandı bizim için. Yani amacınıza ulaştığınız bir okulu içindesiniz, evet, yaşıyorsunuz, öğrencisiniz. Evet.
Şimdi ben sunumda kitabın şu sayfasını, babamın anlattıkları, kızımın anlattıkları birleşik olan sayfayı sunumda ayırdım. Evet, fark ettim. Ayrı ayrı dikkatinizi çektim. Hı hı. Ben bir mesaj verdim. Size, babanıza değil bu kez. Bu kitabın yazılmasında babanız öncülük yaptı mı? Ben diyorum ki, kızımın anlattıkları, babamın anladıkları haline dönüşen, bir yönüyle bu kitabın devamı ve neticeye ulaşan bir kitabı da sizin mektuplarınızla denk gelip babanızın ne cevap vereceğini ve sizin mektuplarınız ve babanızın vereceği mektuplara cevaplarla böyle bir kitabın farklı versiyonunu ne zaman görürüz? Sizinle iki gün önceki paylaşımımızda siz bize bunu belirttiğinizde biz gerçekten çok heyecanlandık. Hatta eve gittiğimizde babam hani ben daha önce hiç düşünmemiştim. Bak İbrahim Bey ne kadar güzel düşündü dedi. Onun üzerine bakarsın böyle bir şeye de girişiriz dedi. Yani gerçekten çok güzel bir fikir. Teşekkür ederiz onun için de. Bence bunun ön sözünü de ben yazacağım. İnşallah. İnşallah sağ olun. Yani bundan alacağımız herhalde geri dönütler bunun için çok önemli olur. Ben bu kadar heyecanlıyım hani benim gibi genç arkadaşlarımı hatta belki okuyan büyüklerimi, anne babaları olumlu yönde etkileyecek içerikte olduğuna inandığım bir kitap. Evet. Dilerim ki umduğum gibi olur ve biz de deriz ki bir de böyle yapalım baba derim mesela. Evet. Çok güzel olur yani umarım olur. Ne olur. Ben çok keyif aldım ben bugün de. Birlikteliğimizden. Ve bir saate yakın bir süreden birlikteyiz. Hı hı. Ve inanın böyle su gibi aktı. Çünkü çok hoş ve güzel bir konu. Çok özel bir konu. Aslında öğrencinin de ötesinde hedef çizgisi olan içinizdeki sizi, bizi keşfetmeyle ilgili çok önemli bir kitap olmuş oldu. Böyle bir şeyin aslında yazılıp İzleyicilerle paylaşılması da övgüye değer. Sizi ve sevgili hocamız İnan Hükmez'i de bu anlamda gerçekten kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizim programımızın ismi Hayalimdeki Yaşam. Evet. Neler daha ilave etmek ve neler hayal ediyorsunuz bu konuyla ilgili? Süresiz olarak size bu zamanı veriyorum. Buyurun. Kendi hayatımla ilgili mi? Her konuyla ilgili, bu kendi hayatınızla ilgili, bu kitapla ilgili, gelecekte hazırlayacağınız, sizin öncülüğünüzü yapacağınız, kızımın anlattıkları, babamın anladıkları konusu da dahil, öğrenci arkadaşlarınıza, üniversiteye hazırlanmakta olan öğrencilere ya da okulu bitmiş, hedefi olan ama paraziti olan, biraz da yaşamları itibariyle kötü alışkanlıkları olan insanlara hedeflerine ulaşmayla ilgili mutlaka sizin düşünceleriniz, önerileriniz olacaktır bu anlamda. Buyurun efendim. Ben şöyle düşünüyorum, belki kulağa çok basit geliyor, birkaç defa da hatta yineledim biraz önce ama herkesin kendini tanımasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bazılarımız daha erken yaşta tanıyorlar belki kendilerini daha şanslı olarak ama bazılarımız daha ileriki yaşlarda tanıyorlar ve kendimizi tanımadan da kendimize uygun davranışlar geliştirip kendimize uygun kararlar seçemeyeceğimiz için o zamanki süreçte belki keşkelerimiz daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden bu hayatta ben hala buna çalışıyorum. Kendimi en iyi şekilde tanımaya çalışıyorum. Çünkü ben de değişiyorum herkes gibi. O yüzden bu konu bence çok önemli. Kitapla ilgili de geçenlerde bir söyleşi gerçekleştirdik babamla. İlk söyleşimdi benim. Ve şanslıydım ki yine hani mezun olduğum okulda yaptık bunu. Daha tanıdık bir ortam olmasına rağmen çok heyecanlıydım. Çünkü evet. Bu fikir beni çok heyecanlandırıyor. Yani karşımda öğrenciler var. Ben 2-3 yıl önce onlar gibiydim. Aynı şeyleri yaşıyordum. Bana soru sormaları, meraklı bir şekilde dinlemeleri, benim onu cevaplayabilmem ve o aramızda bir bağ oluşması. Sonrasında eve gittiklerinde bugün böyle bir şey denilmişti. Ben böyle bir şey yapayım belki daha güzel bir yere götürür beni deyip onu yapması. Yani çok özel bir şey. O yüzden ben bu kitaba da teşekkür ederim ayrıyeten. Bunları bana yaşattığı için. Bundan sonra da eminim ki daha güzelleri gelecektir. Bunu umut ediyorum.
Çok öyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İki şey, çözümsüz gibi görünen problemleri bile çözer. Bakış açısını değiştirmek ve karşınızdakinin yerine kendinizi koymak. Düşünceniz sözleriniz, sözleriniz davranışınız, davranışınız alışkanlığınız, alışkanlığınız karakteriniz, karakteriniz kaderiniz olsun. Allah hiç kimsenin aklını canından önce almasın. İyi akşamlar.